Herkese merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Uzun zamandır kanalı açtığımdan beri yorumlarda veya özelden sorularda cilt bakımı hakkında merak ettikleriniz oluyor. Hani hangi ürünleri kullandığım ve cildimin nasıl bu kadar size göre, yani sizin sorularınız dahilinde, parlak veya hani pürüzsüz, sivilcesiz olduğunu soruyorsunuz. Yani cildimdeki bu sırrı artık açıklamanın vakti geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Cildimin bu kadar pürüzsüz ve sivilcesiz olmasının sırrı düzenli olarak ağlamak falan diyormuşum. Tabii ki de değil. Yani bunun bir sırrı var mı bilmiyorum açıkçası. Küçüklükten beri suratımda hani çok sık bir şekilde sivilce çıkmaz, hatta çok seyrek diyebilirim. Yani özel olarak bir kullandığım bir ürün var mı diye soracak olursanız da özel olarak kullandığım, düzenli olarak kullandığım herhangi bir cilt bakımı ürünü yok. Tükettiğimiz besinlerin de cildimizdeki etkileri büyük. Ben de özellikle çok tuzlu yediğimde, çok yağlı yediğimde suratımda yağ bezeleri çıkabiliyor. Belki şu an bile vardır şuralarda. Evet. Ama sizlerle güneş kremimi ve bu yüzümdeki bu parıltıyı fotoğraflarda falan, özellikle hani böyle yüzüme parlak çıkmasını sağlayan kapatıcımı, daha doğrusu BB kremimi paylaşmak istiyorum. Çok fazla esmerleşmeyi, bronzlaşmayı kendime yakıştırmıyorum. Tabii ki yakıştıranlar da vardır. Ben biraz daha böyle açık tenli olmayı sevdiğim için ve cildimin alt tonu da sarı olduğu için, sarı alt tonu olduğu için güneş kremini de düzenli olarak kullanıyorum yaz-kış ve bunu yaklaşık 4 yıldır kullanıyorum. Göstereyim bunu da size. Watson's'lardan, Gratis'lerden veya eczanelerden bulabilirsiniz. BB kremime gelecek olursak da göz altlarımın bu morluklarını veya uykusuz olduğum günler kapatmak için normal herhangi bir kapatıcı alıyordum veya işte normal bir fondöten kullanıyordum, ama kuzenimin bana önerdiği bir BB krem oldu. Pure Beauty olarak geçiyor. Ben Ivory olanını kullanıyorum. Şimdi bu da bitmek üzereye geldi. Yenisini almak istedim. Yenisinin de ambalajı bu şekildeymiş. Yani içeriğinin tamamen aynı olduğunu söylediler. Yine ben 01 Ivory aldım. Umarım böyle okunuyordur bu arada. Daha açıp kullanmak nasip olmadı. Çünkü diğerini bitiremedim. Ama bunun dışı, size göstereyim. Bunun dışı da böyle biraz daha neşeli bir pembe. Bu da 01 Ivory. Bu 40 milim arkadaşlar. Yenisi 30 milim. Şimdi farklarının olmadığını söylediler ve bunun ucu da farklı arkadaşlar. Bakın, sanırım buradan sıkıyorum. Şu an ben suratım makyajlı olduğu için tekrardan sıkmayayım. Bunun haricinde rimelimi göstereyim size. Rimelim. Uzun zamandır kullandığım rimelim. Curlite olduğu için çok güzel kıvırıyor. Yeni aldığınızlarda özellikle böyle boya çok fazla geliyor fırçaya. O yüzden ben eski bir rimelimin, bunu da Watson's'tan almıştım, Gratis'ten almıştım, şöyle fırça kısmını yıkadım. Bu rimelimi düz bir fırça kısmıyla sadece hani temizliyorum. Çok fazla böyle örümcek bacağı gibi topak topak kalmaması için boyanın. Bu şekilde arkadaşlar günlük makyajımı da söyledim size. Dudağıma da genelde dudak kalemi, vazelin sürüyorum. Hani çok fazla ruj kullanmıyorum. Çok parlak olmasını da sevmiyorum. Hani normal bir parlaklıkta. Kaşlarımı çok soruyorsunuz. Kaşlarımı da açtım. Boyuyor musun, açtın mı rengini diye soruyorsunuz. Rengini açtım arkadaşlar. Yani benim çok böyle gür bir siyah değildi. Yine böyle siyah alt tonlu gibiydi kaşlarım. Ama şu an açtığım hali bana biraz daha ifademi sakinleştirdiğini düşünüyorum. Hiç beğenmeyenler oluyor. Neden açtın diye soranlar oluyor. Çok yakışmış, yüzünde bir farklılık var diyenler oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Yorumları açığım her zaman, hani normal hayatımda da. Bu şekilde, ama ben şu an kendimi daha iyi hissediyorum bu renk kaşta. O yüzden böyle devam edeceğim bir süre daha muhtemelen. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelenler umarım bu kadardır sorularınız. Aklıma gelen sorular bu kadardır umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.